Herkese merhabalar tekrar. Zero Build Forum 2020'nin bugün üçüncü gününde Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği tarafından düzenlenen Pasif Ev günündeyiz. Ve pasiften sıfıra doğru yenilenebilir enerji ve pasif binaları konuşuyor olacağım. Ben Pınar Yalman Akçengiz, Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Austin Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi'nde koordinatörlüğünü yürütüyorum. Bugün iki kıymetli konuşmacımız bizimle birlikte. Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Günder'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kutay Kaleli. Tekrar hoş geldiniz. Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Engin Duras, hoş geldiniz. Bizimle birlikteler. Konuşmacılarımıza ilişkin bilgileri, detaylı bilgileri web sayfasındaki LinkedIn bağlantılarıyla ulaşabileceksiniz. Ama sizlerden ricam konuşma öncesinde birazcık kendinizden bahsederek bugün sizin yapacağınız konuşmayı devam ettirmeniz. Çok kısa size oturum kurallarından bahsediyor olacağım. Oturumumuz toplamda 70 dakika olacak. Sunumlarımızın ardından soru cevap bölümüne geçiyor olacağız. Çok detaya girmeden bugün sabahtan beri aslında çok teknik boyutlu oturumlarla pasif binaları ve örnekleri, dünyadaki uygulama örneklerini hep birlikte izledik. Bugün yenilenebilir enerjiyi konuşacağız ama ben siz teknik boyutlarına gireceğiniz için kısa bir girizgah yapmak istiyorum izninizle. Hemen ekranı paylaşacağım. Görünüyor mu acaba? Sunumumu görebiliyor musunuz? Evet. Görünüyor mu sunumu? Gözüküyor. Tamam, harika. Şimdi yapının yaşam döngüsü boyunca kullandığı toplam enerjinin %90'ı ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri için tüketiliyor. Bu oranı düşürmek için konfor koşullarında mekanik sistemler yerine doğal yöntemlerle ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması için etkili bir yöntem olarak gözleniyor. Bu şekilde yapı hem insan sağlığı için uygun koşulları sağlamış olurken fiziksel olarak da fosil kaynaklı yakıtların çevresel etkileri, fosil kaynaklı yakıtların daha az kullanılarak çevresel etkilerin daha az sağlanması oluşturuluyor. Şimdi pasif evlerin yaklaşımında daha azla daha fazlasını yapmak yatıyor aslında tasarımın mantığında. Bu sebeple de her aşamada planlama ve uygulama çok önemli. Yerel iklimlerde uygun olarak her bileşen bildiğiniz gibi farklılık gösteriyor. Yapımızın bulunduğu iklimi koşullarına göre her unsuru yeniden gözlemlememiz gerekiyor. Dolayısıyla enerji verimliliği aslında pasif evlerin mantığını, bu konseptin temelini oluşturuyor. Yüksek yalıtım seviyeleri, iyi yalıtılmış pencere ve camlar, ısı köprüsü, tasarım ve inşaat, hava sızdırmaz bir bina kabuğu ve yüksek verimli ısı veya enerji geri kazanımlı havalandırma kullanımı pasif evleri konvansiyonel binalardan ayrıştırıyor. Tabii pasif evlerin enerji verimliliği durumunu yenilenebilir enerji yaklaşımıyla tamamlamak istiyoruz. Sıfıra yaklaştırmak hedefimiz. Dolayısıyla bu pasif ev enstitüsü tarafından geliştirilen 3 farklı türdeki binalarla yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu mümkün olabiliyor.
Sabah Tuğba Hanım oturumunda bundan biraz daha detaylı bahsetti. Ne kadar yenilenebilir enerji uygulamalarını sisteme dahil edersek verimliliğimiz o kadar artıyor. Klasik, Plus ve Premium olarak şekillendirilmiş durumda. Tabii enerjinin kaynağı konutları, binalar için sağladığımız enerjinin kaynağı da bizim için önemli. Bunların yenilenebilirden sağlanması, fosil kaynaklı yakıtlarından sağlanmasına oranla tabii ki daha tercih edilebilir durumda. Şimdi ne tür uygulamaları, hangi tür yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabiliriz binalarda diye incelediğimizde tabii ilk ve en yaygın olanı fotovoltaikler. Güneş enerjisini aslında hem ısınma hem elektrik ihtiyacının karşılanması için kullanabiliyor durumdayız. Pasif, soğuk ve güneşsiz kış günlerinde büyük PV sistemler bile yalıtımsız bir çatının neden olduğu kayıpları telafi etmek için yeterli enerji üretemiyor. Dolayısıyla çatımızı geleceğe yönelik hali hazır getirmek için önce onu yalıtmak, sonra fotovoltaikleri eklememiz gerekiyor. Daha az katlı ve daha geniş çatı alanlarına sahip binalarda fotovoltaik çatı panellerden daha fazla alan sağlayabiliyor. Bu şekilde binaları fotovoltaik panellerin uygulanmasıyla binalarımızı daha sürdürülebilir hale getiriyor olabiliyoruz. Tabii sadece güneş enerjisi değil, Kutay Bey bu şeyden daha fazla bahsedecektir bizlere, güneş enerjisinin daha detaylı bahsedecek. Jeotermal enerjinin kullanımı da binalarımız için önemli bir kaynak. Bildiğiniz gibi toprak kaynaklı ısı pompaları yenilenebilir, yani jeotermalin uygulanabildiği alan olarak önümüze çıkıyor. Şimdi amacımız binayı pasif ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegre ederek net zero'ya doğru götürmek. Dolayısıyla böyle bir örnek sizinle paylaşmak istedim. Tabii öncelikle iklimlendirme, ısıtma ve soğutmada kullanılacak pasif sistemler sonrasında binaya entegre edeceğiniz yenilenebilir enerji kaynaklarını görebiliyorsunuz. Tabii bunların yanı sıra biyokütle çok önemli bir faktör. Kompostlama, gübreleme, kullandığımız evsel atıkların yeniden kullanımı, kompostlanarak kullanılması, gri suyun geri dönüşümü gibi uygulamalarla binalarımıza yenilenebilir enerji kaynaklarını entegre edebiliyoruz. Fotovoltaiklerin uygulandığı bir örnek Amerika Philadelphia'dan. Sertifikalı bir bina ve çatısındaki güneş panelleri örneklerini görebiliriz. Rüzgar türbininin kullanıldığı tabii küçük ölçekli dikey rüzgar türbinlerinin yanı sıra bu şekilde Bahreyn'deki Dünya Ticaret Merkezi'nde bulunan rüzgar türbinleri de binanın %15 enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Ben çok kısa bir girizgah yaptıktan sonra sözü Kutay Bey'e vermek istiyorum. Kutay Bey güneş enerjisi sistemlerinin binaya entegrasyonu ile ilgili bize bilgi verecek ama öncesinde biraz kendinizi de tanıtırsanız izleyenlerimiz sizin hakkınızda daha çok bilgi sahibi olmuş olur. Çok teşekkür ederim. Pınar Hanım, ben teşekkür ederim. Öncelikle bugün bu güzel organizasyonu yapan tüm Zero Build ekibine ve beni davet eden Seda Hanım'a da buradan teşekkürlerimizi sunalım. İnşallah konferansta şu ana kadar olduğu gibi son derece verimli geçer. Ben birazcık müsaade ederseniz hem kendimden bahsedeyim hem de Günder'den bahsedeyim. Günder'in kim olduğundan bahsedelim. Günder 1992 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. 92 yılında bir bakanlar kurulu kararıyla kuruluyor Günder ve İSES'in yani International Solar Energy Society dediğimiz Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu'nun Türkiye bölümü olarak kuruluyor ve bakanlar kurulu kararıyla kurulmuş bir dernek. Bizim bir kardeş derneğimiz var, TÜREP. TÜREP de yine aynı bakanlar kurulu kararıyla kuruluyor ve onlar da bu işin rüzgar bacağındalar. Tabii 92 yılında fotovoltaikler bu kadar böyle bugün olduğu gibi ticarileşmiş veya yaygın kullanımı yaygın hale gelmiş ürünler değil. Dolayısıyla o tarihlerde bunların tohumlarının atıldığını, 90'lı yılların sonlarına doğru ise
hepimizin de bildiği ve yazdıklarında kullandığımız gün ısıların ön plana çıktığını, 2000'li yılların da ortalarından itibaren, yani 2010'lardan itibaren, hatta 2005'lerin sonlarından itibaren de artık solar PV'nin, solar fotovoltaiklerin ticarileşmeye başladığını ve günümüze geldiğimizde de popülerleştiğini görüyoruz. Bunun aynısını Günder'in de yapısı içerisinde görebilirsiniz. Günder de başlangıç aşamasında daha çok solar termalcilerin yer aldığı bir yapı halindeyken, bugün geldiğimiz noktada tamamının solar fotovoltaik tüm sektörü yerli üreticisinden ithal üreticisine, invertör üreticilerinden panel üreticilerine, kablo üreticilerine, EPC firmalarından müşavir firmalara, yatırımcılarına kadar kapsayan bir şemsiye dernek pozisyonunda şu anda. Yaklaşık 250'nin üzerinde üyemiz var. Ve üyelerimizin çoğu aktif. Çok iyi bir dergimiz var, Gün Dergi diye. Bu dergimiz birçok farklı platformda, havalimanlarında, uçaklarda, online platformlarda ve basılı olarak yayınlanıyor ve sergileniyor. Bir haber portalımız var, Solaris diye. Oradan özellikle solar enerjiler üzerinde haberler yapabiliyoruz. Diğer taraftan da kamu ve dernekler işbirliği olan birçok Avrupa Birliği veya Birleşmiş Milletler projesinde yer alıyoruz. Bugün Suriyelilerin Türkiye'ye entegrasyonu ve istihdamın geliştirilmesi gibi ya da sosyal olarak haklarını kaybetmiş genç kardeşlerimizin iş hayatına adaptasyonu gibi ya da bir mesleki yeterlik merkezi kurmak gibi birçok projemiz var ve hepsi devam ediyor. Bu projeler aktif, çoğu hibe projesi ve bunları da sürdürüyoruz. En son aldığımız projemiz gene güneş enerjisi kurulumlarının kalitesinin arttırılması ve bu anlamda mesleki personel yetiştirilmesi, tekniker, teknisyen gibi personel yetiştirilmesi noktasında bir mesleki yeterlik merkezi kurulması. Bu projenin inşallah imza töreni önümüzdeki hafta çarşamba günü olacak. Diğer taraftan tabii ki Günder sektörel bazda tüm sorunların iletilebileceği, sektörün dili olmaya çalışan, sektörün bir sözcüsü gibi çalışan, mevzuat yazılırken bakanlıkla sürekli iletişim halinde kalan, yeni kapasitelerin açılması, sektörün genişlemesi, büyümesi adına devamlı aktif devam eden bir dernek. Derneği bu kadar anlattıktan sonra isterseniz, müsaade ederseniz biraz da kendimden bahsedeyim. Ben de 1982 Ankara doğumluyum. Yaklaşık 16 yıldır da istisnasız sürekli bir şekilde yenilenebilir enerjinin içerisindeyim. Bir 10 yıllık tecrübenin ardından müşavirlik ve mühendislik hizmetleri veren, sadece fotovoltaiklerle değil, hem biyokütle, biyogaz, rüzgar, hidroelektrik santraller gibi müşavirlik hizmetleri veren bir firmanın da kurucusuyum. Kendi işimiz bir yana, 2017 yılından beri de Günder'in başkanlığını yapıyorum. Bu ikinci dönemim. 2019'da yeniden seçildim. Endüstri mühendisiyim, işletme master yaptım, finans okudum. Yurt içinde, yurt dışında olmak üzere. Şu anda işlerimiz bu şekilde devam ediyor. Bilmiyorum, eklemek istediğiniz bir şey yoksa isterseniz şeyden devam edelim. Fotovoltaiklerle devam edebiliriz. Evet. Peki, o zaman devam ediyorum. Soru da yok. Web'den soru da gelmiyor. Bunu da görüyoruz. Peki, o zaman gelelim fotovoltaiklere. Türkiye fotovoltaiklerde ne yaptı, neydi? Bugüne geldiğimizde ne noktadayız? Tabii bunun da bir taraftan da bu konferansın ana fikri olan pasif evlerle ya da işte kendi elektriğini kendi üreten binalarla entegrasyonunun da sağlanması gerekiyor. Onu da bir noktada bağlamamız gerekiyor. Şimdi güneş enerjisinin Türkiye'deki geçmişi yaklaşık belki bir 7-8 senedir. Solar fotovoltaik özelinde tabii ki konuşmak gerekirse. Bu 7-8 yılın da son 5 yılı gerçekten çok aktif geçmiştir. 5 sene öncesine baktığımızda Türkiye'nin güneş kurulu gücünün, yani fotovoltaik tesislerle üretilen elektrik gücünün 40 megawattlarda olduğunu görürken, bugün gelmiş olduğumuz noktada 6100 megawattlık bir gücü geçmiş, her sene de üzerine ortalamada 1000 megawatta yakın bir kapasite ekleyecek bir sektörden bahsediyoruz. 1000 megawattın bugünkü karşılığı kabaca 500-600 milyon dolar mertebesinde. Hacmimiz şu anda bu kadar. Bunun arttırılması için de çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Tabii ki bazı yıllar arttı, bazı yıllar azaldı.
Bu hacim bundan 3 sene önce 3-3,5 milyar dolarlar mertebesindeydi. Şimdi yavaş yavaş küçülüyor. Bu küçülmesindeki, hacmin küçülmesindeki sebep var. Bir tanesi kapasitenin daralması. İkinci sebebi de kurulum maliyetlerinin oldukça hızlı düşmesi. Zaten güneşin popülerleşmesinin ve karlılığının, özellikle de kurulumun bu miktarda artmasının, yani sıfır noktasından 6000 megawattlara gelmesinin de en büyük etkeni aslında bu. Bütün maliyetlerin çok hızlı bir şekilde düşmesi. Bugün geldiğimiz noktada da sebebiyle bu işin son derece karlı, çok rahat ülkeye, vatana, millete de faydalı bir iş olduğunu biz özellikle düşünüyoruz. Güneş enerjisinden elektrik üretmek, bugün bir pasif ev konferansında konuşuyorsak çatı tipi yapılacak santrallerden bahsetmek üzerine kurulu olmalı. Bana ayrılan bir süre var, o yüzden lisanslı veya lisanssız saha tipi uygulamalarından ben bugün bahsetmeyeceğim. Burada konumuz bizim pasif evler ya da kendi elektriğini kendi üreten binalar. Dolayısıyla çatı tipi kurulabilecek veya sahada olmayan cephe tipi kurulabilecek bir sistemlerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bugünkü az önce bahsettiğim 6500 megawattlık kurulumun yaklaşık 500 megawattı çatı tipi kurulum. Geri kalanları arazide yapıldı. Fakat gün geçtikçe çatının arttığını, arazinin de hızlıca azaldığını görüyoruz. Çatı tipi santrallere ilişkin mevzuatın son yazıldığı tarih 5. ayın 19'u 2019. 12.05.2019, yani Mayıs ayının 12'si 2019 tarihinde yayınlanan resmi gazete ile artık çatılarda fotovoltaik santrallerin kurulması son derece kolaylaştırılmış ve bununla beraber de kurulan tesislerde üretilen elektriğin de nasıl sisteme entegre edileceği belirlenmiş durumda. Bugün çatısına bir solar enerji santrali kurmak isteyen firma bunu yaklaşık bir 3-3,5 aylık izin sürecinin ardından çok rahatlıkla inşaatına başlayabiliyor. Projenin büyüklüğüne göre kurulum 2 ay ile 5 ay arasında sürebiliyor. Dolayısıyla 8 aylık bir süreçte siz en fazla 8 aylık bir süreçte başvurusunu yaptığınız santrali işletmeye alabiliyorsunuz. Bunun şöyle bir güzelliği var. Birincisi, bu tesisler doğrudan iç ihtiyaç trafosundan fabrika binalarına ya da ticarethanelere ya da evlere bağlandıkları için elektrik, üretilen elektrik doğrudan ilk başta eğer içeriye yetiyorsa doğrudan binanın içerisinde tüketiliyor. Eğer fazla üretilen bir elektrik varsa da bu kez gene aynı trafodan dışarıya verilmek suretiyle, yani bölgenin enerji nakilatları kullanmak suretiyle ilgili dağıtım şirketiyle beraber bu elektrik sisteme satılabiliyor. Ve bunun karşılığında satmış olduğunuz, ürettiğiniz bu elektriğin bedelinde gene tükettiğiniz tarifeden, hangi tarife grubundaysanız, ticarethane ise ticarethane, mesken ise mesken ya da sanayi ise sanayi gibi hangi tarife grubundaysanız bu tarife grubundan da bunun bedelini siz sattığınız elektrik için tahsil etmiş oluyorsunuz. Aslında kulağa böyle çok hoş geliyor. Kurulum da çok hızlı. Bir de geri dönüş sürelerini konuşalım. Bugün Türkiye'de kurulum maliyetlerini ve bölgesel bazda ortalama bir yerin ışının verisini dikkate aldığınızda kendini maksimum 4-5 yılda ödeyebilecek bir projeden bahsediyoruz biz. Bu santrallerin ömürlerinin de 25 yıl olduğunu düşünecek olursak aslında 20 yıl boyunca orada üretilen elektrik kadar tüketeceğiniz bir elektriği siz bedavaya satın almış oluyorsunuz bugün bu yatırımı yaparak. Tabii ki bunun sadece böyle bir katkısı yok. Yani siz evet o elektriğin faturasını da ödeyebilirdiniz. O elektrik size başka bir yöntemle gelebilirdi. Ama bunun başka katkıları da var. Bunun bir arz güvenliği katkısı var. Ülkenin arz noktalarının artması, enerjiyi arz eden, enerjiyi üreten noktaların artması size gelecek elektriğin kalitesini, size gelecek elektriğin kopmalarını ya da sürekli bir arz noktasında devam eden süreçlerin aksamamasını sağlayacak. Diğer bir güzelliği gene biliyorsunuz Türkiye enerji karmasındaki enerjinin toplamda %40'ına yakınını doğalgaz kaynaklarından bugün üretiyor. Dolayısıyla bu doğalgaz kaynaklarından üretmeyecek, ithal kaynak kullanmadığı için de yerli elektrik üretimi olmuş olacak. Bu çok çok daha önemli.
Bir diğer önemli özelliği tabii ki sürdürülebilir bir hayata, yani yeşil enerjiye, yenilenebilir enerjiye bir katkı sağlamış oluyor. Fosil yakıtların etkilerini azaltmak amacıyla bunu da yapmak isteyebilir insanlar. Popüler bir iş, güzel bir iş, keyifli bir iş. Dolayısıyla biz Günder olarak bugün pasif evlerde ya da her sanayi binasında ya da her ticarethanede bunun mutlak suretle kurulması gerektiğini, kuran insanların bundan çok ciddi bir fayda sağlayacağını sürekli söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Seda Hanım'ın bir sorusu oldu. Şöyle bir soru geldi. Diyorlar ki artan dolar ve eurodan ötürü kurulu maliyetleri yükseliyor mu? Yoksa tamamen yerli üretim fotovoltaikler var mı? Tabii ki biz artan ve dolar ve eurodan kaynaklı kurulu maliyetleri TL bazında yükseliyor. Ama bunun karşılığında bir enflasyon var ülkenizde ve bu da doğrudan enerji fiyatlarına yansıyor. Belki enerji fiyatları dolar veya euro kadar artmıyor, doğru. Ama gene de bunun etkisi çok da büyük olmuyor. Çünkü bir yandan da kurulum maliyetleri düşmeye devam ediyor. Yani dolar artıyor, kurulum maliyeti düşüyor, TL enflasyonu oluyor. Dolayısıyla aslında bunların yerleri 4,5 değilse 4,7 yıl, 5 değilse 5,2 yıl gibi böyle küçük nüanslarla hareket ederek değişiyorlar. Bugün için bu tesislerin kurulmasında geri dönüş süreleri bu artan kur farklarından dolayı çok değişmedi açıkçası. Biz değişeceğini de öngörmüyoruz. Yerli üretim fotovoltaikler var. Türkiye inşallah bundan bir 5 yıl sonra veya 7 yıl sonra bir fotovoltaik cenneti olur. Çünkü bizim hedefimiz, Günder'in de hedefi bu, ülkenin de hedefi bu. Yerli üreticinin olabildiğince korunması, yerli panel üretiminin desteklenmesi, yerli kaynakların olabildiğince kullanılması, enerjinin de yerli olması, enerjiyi üreten ekipmanın da yerli olması. Bu amaçta tabii bir takım ihaleler yapıldı, bir takım anti-dumping gözetim uygulamaları getirildi. Şu an Türkiye'de yerleşik 32'nin üzerinde yerli panel üreticisi var. Yerli invertör üreticilerimiz üretimlerini yapmaya başlıyorlar. Sadece bir kurum da değil, birkaç farklı kurum bunu yapmaya başlıyor. Kablolarımız yerli, trafolarımız yerli, şalt sahalarımızın birçok ekipmanı yerli. Panolarımız, panoların içinde kullanılan ekipmanlar yerli. Dolayısıyla bir güneş enerjisi santralinin bugün sadece hücre hariç, çünkü hücre üretimi hala tam anlamıyla Türkiye'de oturmuş değil. O da kabaca bir panelin %50'si, dolayısıyla bir santralin belki %25'i gibi. Geri kalan içine baktığınızda da ufak tefek, ya işte kablolar da ithal olabiliyor veya trafoların içlerinde bazı malzemeler ithal olabiliyor. Bugün bir güneş santralinin aslında kabaca %60-%65 mertebelerinde yerli olabildiğini öngörebiliriz. Satın alınan ekipmanın içeriğine ve kullanılan malzemenin menşeine dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Bu oranı artabilir. Bir soru sorabilir miyim bu arada? Şimdi ülkemizde güneş enerjisinin gelişimi, aslında siz de girişte bahsettiniz. Biz çok alışığız güneş enerjisinin kullanımına. İşte İzmir'den Iğdır'a bir çizgi çizdiğinizde aslında bütün alt bölgelerde neredeyse su ısıtma için güneş enerjisi her evde oldukça yaygın. Özellikle güney illerimizde. Ama artık yavaş yavaş bu son yıllardaki değişimlerle birlikte artık hani güneş enerjisini fotovoltaiklere kaydırmış durumdayız. Termal kullanımın, güneş enerjisinin termal alanda kullanımının yaygınlaşması, ama hani teknolojisi ne kadar yerlidir? Şimdi az önce fotovoltaik değer zincirinin yıllar içerisinde yerlileştiğine şahit olduğumuzdan bahsettiniz. Hücrede olursa artık o %60-65 mertebesi daha da yukarılara çıkacak. Şimdi bir soru var. Şimdi solar termalin kullanımı çok yaygın ülkemizde. Ama bakım maliyette bir soru var. Bakım maliyetlerinin düşürülmesi için ne yapılması gerekir diye bir soru var. Dolayısıyla bazı bölgelerde termal yerine işte doğalgazın kullanıldığı gibi bir şey var, bir soru var. Sıcak su için solar termal yerine doğalgaz kullanıyoruz. Bu sorunun yanıtını Engin Bey'den de belki alabiliriz. Doğrudan fotovoltaikleri konuşabiliyoruz sizinle, ama nasıl cevap vermek istersiniz?
Pınar Hanım aslında... Buyurun. Çok kısa ben araya gireyim, hemen arkasından sözü Engin Bey'e bırakayım. Şöyle bakın, fotovoltaikler bugünün konusu. Solar termaller Türkiye'nin konusu. Çok daha büyük bir konu aslında. Çünkü Türkiye solar termalde dünya üçüncüsü. Çok bambaşka bir boyutta. Ama hala doğal gazla sıcak su temin ediyoruz. Dolayısıyla bu nasıl bir fosil yakıt harcamasıdır diye gelmiş bu soru. Biz onu anlıyoruz. Şimdi güneş kolektörleri yenilenmeli, düzeltilmeli, bakım ihtiyaçları elbette var. Ben bazen görüyorum son derece kolektörlerin de sağda olduğunu, yenilerinin çok iyi de olduğunu biliyorum. Ama buradaki bence bu cevabı bir solar termalci olan ve bu işi benden çok daha iyi bilen Engin Bey'in vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de aynı şekilde. O yüzden ben buradan bir orta yapayım. Engin Bey de onu cevaplasın. Daha güzel olur. Çünkü benim konum değil. Bence ben fotovoltaik bana sorun. Termali Engin Bey'e sorun. Peki. Pınar Hanım, çok teşekkür ediyorum Kurtay Bey. Ben şimdi soruyu soran arkadaşı biraz sonra yapacağım sunumu çok dikkatli bir şekilde izlemesini istiyorum. O sunumun içinde bu sorunun cevabını görecek. Dolayısıyla belki aklına başka sorular da gelecek. Ama sunumu yaptıktan sonra bu soruyu hala kafasına takılan şeyler varsa netleştiririz. Çünkü o detaylı anlatacak. Böyle Kutay Bey, kusura bakmayın. Buyurun lütfen. Yo, rica ederim. Ne demek? Soru da güzel bir soru. Yanıtını da eminim çok net bir şekilde verecek Engin Bey. Bu da çünkü Engin Bey'le biz çok tartıştık zamanında. Doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Şimdi yani fotovoltaikler böyle, yani fotovoltaiklerin artık belli bir seviyede kullanımının arttırılması gerekiyor ve şimdi kendi şirketim üzerinden birazcık örnekler vermekle başlayayım. Biz bir müşavirlik firması olduğumuz için bir tesisin enerji üretiminin nasıl olacağını, o santralde kurulacak projenin nasıl çizilmesi gerektiğini, hangi kalınlıkta kablo kullanılacağından o tesiste kurulacak statik yapının çatının nasıl taşıyıp taşımayacağını ya da o panellerin yerleşiminin nasıl yapılırsa doğru olacağını biz biliyoruz. Bunu sektör de çok iyi biliyor. Yani sektör de bunu artık gayet güzel öğrenmiş durumda. Bankalar da öğrendiler. Bunu finanse etmeyi de biliyorlar. Dolayısıyla kuranlar, mühendisliğini yapanlar ve parayı verenler aslında bir sistemin üçlü sac ayakları. Ve bu sac ayakları doğru çalıştığı müddetçe fotovoltaiklerin kurulumu hiçbir zaman bitmeyecek. Hatta daha enteresan bir şey söyleyeyim size. Fotovoltaikler dünyada önü kesilemeyecek tek enerji kaynağı. Çünkü kaynak bedava, sonsuz ve hiç bitmiyor. Ve her yerden ulaşabiliyorsunuz bu kaynağı. Bugün doğalgaza her yerden ulaşamazsınız. Doğalgazı çıkarttığınız yerden boru hattı çekmeniz lazım. O boru hatlarını, bakımlarını yapmanız lazım. Bir rüzgar tesisi her yerde kurulmuyor. Ancak rüzgarın esebileceği özel alanlar, özel yerlerde tercih edilebiliyor. Ya da bir biyokütle tesisi mutlaka etrafında bir biyolojik atık olması lazım ki o biyo olan bölümü sürdürülebilir bir şekilde çalışabilsin. Hidroelektrik santraller gene böyle, yani su olacak ki HES olsun. Ama güneş böyle değil. Güneşi her yerde kurabilirsiniz. Üstelik de az önce sizin söylediğiniz Iğdır'dan İzmir'e artık o çizgi, öyle bir çizgi yok. O çizgi yukarılara kadar geldi. Bugün Sinop'a da kursanız bu santrali, bugün Trabzon'a da kursanız, bugün gidip Kars'a da kursanız ya da Giresun'a kursanız ya da Ardahan'a kursanız da bu santraller bugün kendini ödeyebiliyorlar. Çünkü maliyetleri o kadar çok düştü. O yüzden güneşin önünde durabilecek başka hiçbir enerji kaynağı yok. Ve bugün dünyadaki enerji miksine baktığınızda en hızlı artan enerji kaynağının güneş enerjisi olduğunu, kilowatt başına elektrik üretim maliyetlerinde en ucuz kaynağın gene güneş enerjisi olduğunu ve en hızlı gelişen, Ar-Ge'si yapılan ve en çok Ar-Ge maliyeti harcanan kaynağın da yine güneş enerjisi olduğunu görüyorsunuz. Bütün bunları bir araya koyduğunuzda gerçekten de bugün hem kaynak açısından, hem verimlilik açısından, hem Ar-Ge açısından, hem de enerji üretim maliyeti açısından bunun artık önüne geçebilecek bir sistemin ben daha olabileceğini düşünmüyorum. Bununla entegrasyonu yapılması gereken yeni bir sistem daha var. O da batarya ve depolama teknolojileri. Zaten bir pasif evin içerisinde bence eğer ev pasifse olmazsa olmazlardan bir tanesi de mutlaka kendi ürettiğini depolayan bir tesis olmalı. Ki
o bataryalar çalışsın, o ev hiçbir yerden bağımsız, herhangi bir şekilde şebekeden elektrik almadan, kendi elektriğini üreten, işte kendi ısıtmasını gene sizin eminim ki daha önceki sunumlarınızdan geçmiştir, ısı pompalarıyla ya da farklı bir takım şeylerle çalıştırabilelim. Bunlar günümüzün artık yeni unsurları ve yeni ne diyelim, yeni elementleri. Yani bugün trendlerimiz böyle. Bunlar artık olmazsa olmazlar olabilir. Benim anlatmak istediklerim bunlar. Ben dinleyen herkese mutlaka bir araştırma yapmasını, bu konuda eğer yani bir malzeme üreticisi ise, bir fabrika sahibi ise, bir ya da bir ticarethane sahibi ise, ya da bir konut sahibi ise ve bu konuda araştırmasını ve kendi evinin çatısını da, biz biraz dernekçi olduğumuz için hemen birilerine yönlendirmek isteriz, böyle şey yapmak isteriz, hani piyasa oluşturmak isteriz. Bunu yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu son derece önemli. Ülke için de önemli, şahıslar için de önemli. Hepimiz için kıymetli bir iş. Bunu yapalım. Pasif evlerde zaten bu olmazsa olmaz ama Türkiye gerçekten fotovoltaik noktasında çok başka bir yere doğru gidiyor. İnanıyorum ki bundan 10 yıl sonra bugün konuştuklarımızdan çok farklı şeyleri konuşuyor olacağız. Bir Tayyip Bey, panellerin sigortaları ile dolu riski, rüzgar gibi riskler ve ömür konularında fotovoltaik yatırım ve sigortalamaları nasıldır diye. Ya güzel bir soru. Dolu zaten, yani panel üreticileri doluya karşı üretiyorlar bu panelleri. Yani dolu yağdığında o panel kırılmayacak şekilde üretiyorlar. Ama bazen bazı dolular oluyor ki gerçekten belki bir yumruk büyüklüğünde ya da belki bir taş büyüklüğünde olabiliyor. Ve bunlar paneli tabii ki kırabiliyorlar. Yani bir panel bugün tek basınçlı noktada 5400 paskala, rüzgar altındaysa 2800 paskala kadar dayanır. Hani teknik bilgi vermek açısından söylüyorum. Ama kimi zaman olur ki bundan daha kuvvetli dolu yağabilir. O zaman da sigortalı bu ürünler zaten. Hepsi aynen, aracınız nasıl kaskolattırıyorsanız santralinizle sigortasını yaptırıyorsunuz. Bu tür doğal afetlere karşı da sigorta şirketleri bunun ödemelerini tabii ki yapıyorlar. Ömürleri 25 yıl. Yani aslında 30 yıla kadar çalışırlar ama verimli ömürleri 25 yıl diyelim. Bir PV tesisi 25 yıl ciddi verimli enerji üretirken son 30 yılın son 5 yılında verimi bir miktar daha düşüyor. Her yıl binde 7 civarında bir güç kaybı yaşar bir fotovoltaik enerji tesisi. Bu eskime payı gibi düşünebilirsiniz. Yani bir amortisman gibi düşünebilirsiniz. Ve 20. yılın sonuna geldiğinde de, pardon, 25. yılın sonuna geldiğinde de hala %80, ilk kurulduğu günün %80'i oranında enerji üretiyor olur. Tabii ki benim çok farklı böyle geleceğe dair öngörülerim var. Bunları da belki anlatmamı istersiniz. Bugün ben kurulan santrallerin birçoğunun 10 sene sonra söküleceğini düşünüyorum. Çok enteresan bir fikir ama bu böyle olacak. Çünkü o tarihte hiç görmediğimiz, bugün adını konuşmadığımız ama halen Ar-Ge'si devam eden, ticarileşmemiş çok farklı hücre tipleriyle, çok farklı özellikle panellerle karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla metrekarede üreteceğimiz elektrik enerjisinin miktarı artarken bunun maliyeti de düşüyor olacak. Siz daha verimli bir paneli daha ucuza alıp eskileriyle büyük ihtimalle değiştireceksiniz. Ama bu bugünün değil, 10 sene sonranın konusu. Ömür konularında dediğim gibi 25 yıl ama bence bunların çoğu 25. yıldan önce kendisinden daha iyi panellerle değiştirilir. Kutay Bey, bu santral bazlı sigortalamayı anlayabiliyoruz ama konutlarda yaygınlaştığında, çatı uygulamalarında, özellikle konutlarda sigortayla ilgili durumda benzer şekilde mi? Çok yani benzer. O da bir santral. Tabii o da bir santral. Yani bakın, bugün 1500 dolar, 2000 dolar bandında 1 megawatt tesis sigortalayabiliyorsunuz. Konutunuzun üzerindeki tesis, yani bunun 100 kilowatt olsa, 100 de olmaz da hani ne bileyim 10 kilowatt olabilir. Dolayısıyla hani 15 dolar, 20 dolar gibi bir maliyetten bahsediyoruz yıllık. Bu da bir para değil yani.
Bir de yangın riskinden bahsetmiş sorulardan bir tanesi. Çatı uygulamalarında Almanya'da yangın çok görülmüş. Bu da benzer şekilde sigorta kapsamına giren konulardan birisidir herhalde. Elbette. Yani yangın riski her şeyde var. Doğru planlama yapmazsanız, doğru kablo kesici kullanmazsanız, doğru standartlara göre imalat yapmazsanız her zaman yangın riski oluşabilir. Bazı kurallar var, kaideler var. O kaidelerin yerine getirilmesi gerekiyor. Örnek olarak bir akımın geçmeyeceği büyüklükte kesitteki bir kabloyu gidip siz oraya bağlarsanız doğal olarak orada yangın çıkar. Ya da iki tane konnektörü birbirine sıkmazsanız o konnektörler arada ark yaparlar, yangın çıkar. Yani bağlantının doğru yapılmış olması, projelendirmenin doğru yapılmış olması, imalatın da yerinde doğru uygulanmış olması eğer yapılırsa bu yangın çıkmaz. Yani buna rağmen çıkar mı diye soruyorsanız hayır çıkmaz. Yani durduk yerde hiçbir şey yanmaz. Mutlaka bir arıza gerçekleşmesi lazım. Arızanın da kaynağı genelde bu tip hataları, ilat hataları, montaj hataları. Biz zaten bu yüzden mesleki yeterlik merkezi kuruyoruz Günder olarak. Çatılarda yapılan montaj hatalarının önüne geçebilmek için oraya çıkacak o personeli çatıda çalışmayla ilgili ya da fotovoltaik tesislerin kurulum montajlarıyla ilgili eğitmek amacıyla bir mesleki yeterlik merkezi kuruyoruz. Ve 3. 4. 5. seviyede yani tekniker, teknisyen ve mühendis seviyesinde kuruyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman zaten bunları daha da bertaraf etmiş olacağız. Bir de yeni teknoloji ürünlerde artık DC cutoff denilen yani DC akımı, panelden gelen akımı kesen sistemler var. Bu sistemler de yangın esnasında yani bir yangın algılanırsa ki çoğunda yangın algılayıcıları var. Yangın algılandığı anda enerji kesiyor. Dolayısıyla yangın sadece olduğu yerde kalıyor, diğer taraflara sıçrayamıyor. Elektriği kestiğiniz için bu tip yeni teknolojik sistemlerle tabii ki biz bunun önüne geçebiliyoruz. O da olmazsa sigorta çalışmaya devam ediyor. Ama bu risk yok mu? Her zaman var. Her yerde var. Benim ofisimde de var. Evet, başka panelden sorumuz yok. Eklemek istedikleriniz var mıdır konuyla ilgili yoksa Engin Bey'e paslayalım mı konuyu? Benim eklemek istediğim çok fazla bir şey yok. Yani sistem Türkiye'de güzel oturdu şu anda. Gayet akıcı bir şekilde ilerliyor. Tabii ki ara ara böyle küçük müdahaleler gerektiriyor ister istemez. Çünkü her zaman... Planladığınız şekilde gitmeyebiliyor bazı kurallar, kaideler. Bir kural konuluyor ama o kurala aslında ters gelen ya da o kuralı çalıştırmayan başka bir mevzuat olabiliyor. Buraları da her zaman takip ediyoruz ve hızlıca herhangi bir tıkanıklık yaşamaması için güneş sektöründe biz ciddi müdahale ediyoruz aslında. Ben bu noktadan sonra sözü Engin Bey'e tabii ki seve seve devretmek istiyorum. Ben çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz ve toplantıları ettiğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Yani güneş enerjisi entegrasyonun olmadığı bir bina, pasif binadan bahsetmek istemiyoruz. Hem fotovoltaik hem termal uygulamaların içerildiği bir bina yapısı. Engin Bey bize hem mekanik sistemleri ve yeni... Biz pasif değil. Hiçbir binada istemiyoruz Pınar Hanım. Evet, evet. Tabii. Olsun, diğerlerinde de olsun. Tabii kesinlikle. Bütün binalarda, bütün çatılarda güneş panelleri bulunsun elektrik için, termal uygulamalarda bulunsun sıcak su için. İtirazımız evet. Yok. Engin Bey buyurun. Pınar Hanımcığım, ben Kutay Bey ayrılmadan önce Kutay Bey ve başkanlığını yürüttüğü Güneş Enerjisi Derneği Günder'in hem ülkemiz için hem sektör için çok önemli bir kurum olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Hem bu sektörde sadece Günder bir dernek değil, biraz önce Kutay Bey'in söylediği gibi bir bakanlar kurulu kararıyla kurulmuş ve yönetim kurulunda tamamen bakanlığın bizzat yöneticilerinin bulunduğu bir kurum. Dolayısıyla ülkedeki gelişmelerin hem hukuki yani hem mevzuat hem kanun açısından gelişmelerin çıkması ve bunların ülkeye daha da yayılması için Günder çok önemli katkıları bugüne kadar hem verdi, halen de vermeye devam ediyor. Dolayısıyla sektördeki tüm üreticilerin Günder çatısı altında mutlaka olabilecek yapılması gerekenleri
Kutay Bey ile paylaşmasını ve dolayısıyla ona katkı vermesini ben istiyorum. Dolayısıyla kendisine de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet Engin Bey buyurun. Ayrılıyorsunuz. Evet. Yani ayrılmam gerekiyor. Başka bir toplantıya katılacağım. Saygılar, sevgiler herkese. Görüşmek dileğiyle. Ben sunumu paylaşayım hızlıca. Oradan da devam edelim. Bir saniye. Uygulama penceresi. Pınar'cığım bir saniye. Ben şeyi göremiyorum. Şu an göremiyorum. Göremiyorsun. Peki. Şöyle yapalım. Evet. Bir saniye. Teknik yardıma ihtiyacınız var mı? Bir saniye. Ben sunumu şeye çift monitör kullandığım için akmadı. Uygulamalar kısmından. Hızlıca ben bu arada açmaya çalışacağım. Birazcık bahsetmek, ben kendimden bahsedeyim bu arada da sunumu da hızlıca paylaşmaya çalışalım. Gelmiyor sanırım. Peki, bu sırada bir sorumuz vardı chat kısmından. Tozlanmanın verim düşüşüne etkisi ve temizlik gereği diye. Bu konuda çok çalışma var biliyorsunuz. Engin belki sen de katkı sunabilirsin şahit olduklarına. Tozlanmanın verim düşüşüne, kar birikintisinin ve tozlanmaların verim düşüşüne etki gösterdiğine dair tabii ki çok fazla done var. Bu temizliğin manuel olarak elle, işçilerin elleriyle yapıldığı ya da mekanik olarak bu konuda ekipman geliştirilerek yapıldığını biliyoruz santral bazında. Çatı uygulamalarıyla ilgili konuda açıkçası çok bilgim yok şu anda. Hani yaygınlaştıkça belki yeni sistemler, temizleme sistemleri gelişecek ama tozlanma ve kar gibi hava olaylarının verim düşüşüne etkisi var ne yazık ki. Küçük de olsa var. Engin paylaşabiliyor muyuz? Ben paylaşamıyorum. Şey yapalım. İstersen termal enerjinin kullanımına ilişkin ilk oturumdaki soruya yanıt verelim. Soruya yanıt verelim. Ben sunumu arka taraftan Seda paylaşabilir şimdi hızlıca diye düşünüyorum. Dolayısıyla IOS'tan dolayı. Şimdi biraz önce Pınar, aslında ben biraz kendimden bahsedeyim sonra devam edeyim. Biliyorsun ben makine mühendisiyim. Aynı zamanda yenilenebilir enerjide yüksek lisansı bitirmek üzere tez aşamasındayım. Ama diğer taraftan bakınca da bu sektörde özellikle termal güneş enerji sektöründe 6,5 yıl bir firmada yenilenebilir enerji proje müdürü olarak çalıştım. Başından başladık konuya çalışırken ama diğer taraftan bakınca da 81 ilin 71'ini bizzat yürüyerek, gezerek dolaştım. Ve aslında Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor, bu konuda neler var, neler yok görme fırsatım oldu. Diğer taraftan Türkiye'de bu sektörde çok köklü firmalar var, çok köklü bir yapı var. Yaklaşık 40 yıllık bir sektör aslında. 40 yıl önce tamamen bir su tesisatçısı ustasının Kıbrıs'a gidip orada bu ürünü görmesiyle birlikte onu ilk alıp Antalya'da başlatmasından sonra bu sektörde güneş enerjisi işi başlamış. Hikayeyi bilmiyordum.
Bu ne böyle ya? Antalya'dan bir ustanın Kıbrıs'a gidip orada güneş enerjisini görüp aa bu nedir, ne işe yarıyordur filan deyip sonra Antalya'ya gelip, o yüzden Antalya'da güneş enerjisi işi çok yoğundur çatılarda. Evet. Bir slide devam edelim Seda. Şimdi biraz önce bir şey söyledim farkındaysan. Dedin ki Edirne'den baktığında Iğdır'a kadar bir çizgi çizersek dedin. İzmir'den Iğdır'a dedim. İzmir'den Iğdır'a bir çizgi dedin. Güzel. Evet. Şimdi birazcık hani bu saate kadar böyle çok yoğun biraz ders niteliğinde anlattıkları için ben biraz hikayeler anlatmak istiyorum. İzleyenler de keyif alsın istiyorum. 2015 yılında Adapazarı'nda bir toplantıya gittik. Bir kurumda mühendislerle oturuyoruz. Ve onlara ben şöyle bir teklifte bulundum. Orada bir yüzme havuzu projesi vardı. Neden dedim güneş enerji sistemi uygulamıyorsunuz havuzun ısıtılmasıyla ilgili? Bana dediler ki güneş haritasına hiç bakmadınız mı? Dedim baktım. Dedi güneş enerji haritasına bakarsanız Adapazarı'nda güneş mi var ki dedi. Nasıl yani dedim. Bir dakika. Baksanıza dedi, orası masmavi dedi. Ve aslında o gün bir şeyi fark ettim. Anladım ki bizim güneş enerjisi haritamızın bu özellikle renklendirilme kategorisi insanlarda böyle bir algı oluşturuyor. Bunu söyleyenler mühendis olmasaydı çok ciddiye almayacaktım. Mühendisler bile o yandaki ölçeklendirmeye bakmadan böyle bir algıya kapılıyorsa o zaman bir şeyi yanlış anlıyorduk. Ve dolayısıyla hemen o dönem Günder'deki yönetimdeki Günder'in başkanı ve Günder'in yönetim kuruluna konuyu izah edip anlatmaya başladım. Bir sonraki slayta devam edelim. Aslında olması gereken, yani Avrupa'nın güneş enerjisiyle ilgili haritanın güneşteki renklendirilme kategorisinin bu olması gerektiğini ve dolayısıyla bunun üzerinde konuşmamız gerektiğini fark edip sürekli ısrar etmeye başladım. Ve sonra bu güneşlenme süresi çok küçük olduğu için okuyamıyorum. Az önceki radyasyondu. Güneş radyasyonu. Haritası. Bu da radyasyon haritası. Yalnız renklendirmedeki renklendirme farklı. Yani dolayısıyla hani biraz önce dedik ya Karadeniz'de güneş var mıdır? Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Türkiye'de Antalya kadar bakıldığında en çok güneş enerjisinin kullanıldığı yer Karadeniz bölgesi. Çünkü Karadeniz'de doğalgaz geçmişte olmadığı için insanlar sıcak su ihtiyacını karşılamak için sürekli güneş enerjisini kullanmışlar. Ve çok yoğun kullanmışlar. İnanılmaz derecede. Ve baktığında Karadeniz'de de her evin çatısında güneş enerjisi vardır. Şimdi şöyle bir yanılgıdan çıkalım lütfen. Güneş sabah doğduğunda ortalama hava bulutlu, yağmurlu bir hava bile olsa ortalama 300-400 watt seviyesinde güneş ışığında enerji vardır. En bulutlu, en havanın kapalı olduğu zamanda. Hava açık ve güneşliyse zaten bu rakam Türkiye'de 1400-1300-1400 wattlara, yani 1.3 kilowattlara kadar yükseliyor. Dolayısıyla güneş sabah doğduğunda ortam aydınlanmaya başladığında havada zaten güneş enerjisinden bir enerji var demektir. Devam edelim. İşte bu sebeple 2015 yılında bu olayın üzerine SolarX fuarındaki kullanılan haritanın değiştirilmesi için hem fuar firmasına hem de Günder'deki yöneticilere özellikle baskı yaptım. Lütfen bu haritayı değil bunu kullanalım. Ve böylelikle bu algı biraz değişsin. Bu arada hala Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nde o harita var. Şimdi buradan özellikle rica ediyorum. Lütfen bu haritayı, o mavi, üzeri mavi olan bölgelerin olduğu haritayı değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü böyle bir algı oluşturuyor. Devam edelim. Şimdi Pınar, Türkiye'de Antalya'da ya da İzmir'de düşün, bir yazlığın var. Gidiyorsun bir güneş enerjisi almak istiyorsun. Güneş enerjisi almak istediğinde nasıl çalışan bir sistem güneş enerjisi alacağına ilgili hiç net bir bilgi ortaya çıkmıyor. Ben bu arada dolaşırken sürekli farklı firmaların farklı ürünlerini incelerken aslında ürünlerin çalışma prensibine göre sistematize edilmediğini fark ettim.
Dolayısıyla bir kavram karmaşası vardı. Çünkü A firması ürününe bir isim koymuş, B firması başka bir isim koymuş, C firması başka bir isim koymuş. İsimleri farklı olabilir ama çalışma sistemine göre ürünleri incelemek, onlarla ilgili çalışmaları yapmak gerekiyordu. Ve sonra oturup bunun üzerine çalışmaya başladım. Sonra ürünleri kategorize ettim. Çünkü şöyle bir sorunumuz vardı. Çalıştığımız firma, yani çalıştığım dönemdeki firmanın bir ayağı Avrupa olduğu için onlarla pazar araştırmaları, stratejik planlar yapılırken, pazardaki satılan ürünlerin incelemeleri yapılırken onlara konuyu aktarmak gerekiyordu. Diğer taraftan standartizasyon işin içine girdiğinde 12.975 TSE'nin bir standardı var. 12.976 standardı var. Fakat standartta tarif edilen ürünlerle ya da ürünlerin çalışma prensipleriyle pazarda satılan ürünlerin çalışma prensipleri birbirine uymuyordu. Dolayısıyla bir farklılık vardı. Dolayısıyla bu da başka sorunlara yol açıyordu. Şimdi biraz önceki soru soran arkadaşımızın sorusuna bundan sonra yanıtları gelmeye başlayacak. Şimdi şu aşağıda gördüğünüz resim, çatıdaki resim Antalya'da. Açık sistem dediğimiz tarzda çalışan güneş enerjileri şu an Türkiye pazarının %65'ini oluşturuyor. Bu sistemin nasıl çalıştığına gelecek olursak, iki tane deposu var. Bu iki deponun üstündeki soğuk su deposu, altındaki sıcak su deposu. Sıcak su deposundaki su aynı zamanda kolektörün içinde ısınan su. Yani güneşten ışığı alıp alüminyum levhanın içinde ısıttığı su sıcak su deposundaki, yani kullandığımız su. Diğer taraftan şebekeden gelen suyu açıp kapatan, deponun dolup boşaldığını kontrol eden de bir şamandıra sistemine sahip. Şimdi Türkiye'de sular kireçli olduğu için bu şamandıra sistemi bozulduğunda çatıdaki depo akmaya başlıyor. Dolayısıyla bu depolar aynı zamanda çok ince saçtan üretildiği için zaman içerisinde deliniyor. Aynı zamanda kolektörleri çok ucuz hurda malzemelerden, alüminyumdan elde edildiği için de kullandığımız su bu alüminyum hurda malzemelerden geçtiği için bu sefer de dermatolojik problemlere neden olacak lejyonelle gibi hastalıkları da körüklüyor. O tarafa da gidiyor. Fakat işin tuhaf tarafı şu, pazarda satılan ve pazarın %65'ini kaplayan bu ürünün TSE'nin 12.975 standardında olmamasına rağmen denetim mekanizması hiç çalışmamış. Fakat ciddi anlamda pazarda satılıyor bu ürün. Sen şimdi gittiğinde yazlıkta bir güneş enerjisi almak istediğinde sana ilk söyleyecekleri ve parasal anlamda ucuz bir ürün olarak tavsiye edilecekleri sistem açık sistem bir ürün olacak. Dolayısıyla bu ürünün de handikapları olacak. Çatıya taktıracaksın. Birkaç yıl içerisinde delinecek, akacak, şamandırası kireçlenecek, bozulacak ve dolayısıyla bir sürü soruna yol açacak. Ama maalesef müşterinin ürünün çalışma prensibine göre nasıl çalıştığıyla ilgili bir fikri daha önceden olmadı veya bir bilgilendirme olmadığı için dolayısıyla satıcı tamamen elindeki ürüne göre yönlendiriyor müşteriyi. Birazcık da parasına bakarak tabii ki. Şimdi buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela evinize doğalgaz geldi. Antep'te, işte Adana'da, Mersin'de güneş enerjilerinin %90'ı açık sistemdir. Şimdi bu sistem şamandıra sistemiyle çalıştığı için dolayısıyla şebeke basıncıyla su eve gelmez. Güneş enerjisi ne kadar yüksekteyse o kadar yükseklikten suyun düşüşüyle evin içine sıcak su gelir. Siz şimdi Adana'da gittiniz. Eviniz 8. katta, bina 10 katlı, 10. kata güneş enerjisi koydurdunuz. Güneş enerjisinden gelen su, evde çok lüks bir ev, dolayısıyla fiskiyeyle yıkanmak istiyorsunuz. Evinize güneş enerjisini koydurdunuz ve güneş enerjisinden suyu kaldırdınız, açtınız. Bu güneş enerjisinden gelen su ortalama 1-1,5 bar basınçta gelir. Ve dolayısıyla sizin banyodaki mix bataryanızda şehir şebekesinden gelen soğuk su 3 barda geldiği için güneşten de su 1,5 barda geldiği için karışmaz birbirine. Ve karışmayacağı için siz yıkanamazsınız. Bu sefer sıcak suyla soğuk su birbirine karışmaz ve dengeli fiskiyle yıkanamayacağınız için zaman içerisinde böyle güneş enerjisi mi olur deyip güneş enerjisini söktürürsünüz
ve kombi doğalgaz geldiğinde bağlatırsınız ve kombiye dönersiniz. Aslında sorun güneşte değildir. Buradaki kullanılan ya da seçilen ürünün çalışma prensibindedir. Çalışma sistemindedir. İkinci, devam edelim slayta. Bu açık sistem ürünlerde yaşanan problemlerden sonra zaman içerisinde sektör vakum tüplü ürünü geliştirmiş. Demiş ki bu biraz daha teknolojik. Güneşi her tarafından alıyor. İki tane tüpü iç içe geçirmiş ve iç içine geçirdikten sonra aradaki havayı boşaltarak içindeki havayı vakum ettirmiş ve sonra içinde de direkt suyun ısındığı bir ürün ortaya çıkarmış. Ve bu ürün açık sisteminde yerini vakum tüplü açık sistem olarak bir önceki ürünün yerini alıp çok ucuz pazarda satılmış. Bunların içinde de şamandıra var. Dolayısıyla bu ürünlerde çok ucuz malzemelerden üretildiği için ve kireçten kaynaklanan sorundan dolayı deliniyor ve zaman içerisinde probleme yol açıyor ve çatıdan da gidiyor. Şimdi devam edelim bir sonraki slayta. Bu arada bu önceki gösterdiğim iki tane ürün Türkiye pazarının %65'ini oluşturuyor. İç Anadolu bölgesinde bir önceki açık sistemin kışın donmalardan ve sudan yaşadığı problemlerden dolayı bu sefer biraz sistemi geliştirmişler. Ve demişler ki bunu bir antifrizli metoda dönüştürelim. İşte çift cidarlı bir depo koyalım. Bu ürüne dik depolu ürün diyorlar. Hiç kapalı sistem demiyorlar bu arada. Sonra bu ürünü geliştirmişler. Şimdi bu ürünün bir önceki üründen çalışma prensibi olarak teknik farkı şu. Kolektörün içinde ısınan suyla banyoda yıkandığımız su birbirine temas etmiyor. Aynı su değil. Güneşten ısınan suya solar sıvı, antifrizli su deniyor. Antifrizli sıvı. Bu sıvı ısınıyor. Deponun etrafındaki cidarda dolaşarak deponun içindeki suyu ısıtıyor. Fakat bir önceki açık sistemle ortak olan tarafı bunda da şamandıra sisteminin olması. Ve şamandıra varsa dolayısıyla evin yüksekliğine bağlı olarak basınç problemi ve basınçla ilgili sorunlar yaşıyor. Bir önceki sisteme göre bu sağlıklı bir sistem. Fakat basınç açısından aynı problemi bir önceki sistemde yaşatıyor. Bu da pazarın ortalama %20'sini tekabül ediyor satılan ürün olarak. Devam edelim. Pardon, tam bu noktada maliyet kıyaslaması yapabilir misin? Çünkü böyle bir soru gelmiş. Açık sistemle kapalı sistemin maliyet karşılaştırması ve açık sistemdeki korozyona bağlı ömür kısalması gibi karşılaştırmaları yapabilir misin? Bir slaytımız var. O slayt geldiğinde bu sorunun cevabını görecekler. Üçüncü tip çalışan ürün de termosifon sistem. Termosifon sistemin deponun içinde şamandıra yok. Şebeke basıncıyla su geliyor ve şebeke basıncıyla eve gidiyor. Şimdi Avrupa'da ve dünyada bireysel kullanıcıların, yani bireysel bir eve güneş enerjisi alacaksa 12.975 standardına göre aldığı sistem termosifon sistem oluyor. Termosifon sistem mantığında çalışan sistem alıyor. Bunun içinde kolektörün içinde su da, ısınan su deponun etrafında dolaşıyor ve asla kullandığım suya dokunmuyor. Şimdi bu sistem hem suyu basınçlandırdığı için banyoda yıkanma problemi oluşturmuyor önceki iki sisteme göre, hem de sağlık açısından daha uygun. Bir sonraki slayta geçelim. Bundan sonra bundan sonra sistem biraz daha karmaşık hale geldiğinde, daha farklı hibrit sistemlerle entegre etmek gerektiğinde, ki bizim pasif evde entegre ettiğimiz, biraz önce Gültekin Bey'in de teknik olarak anlattığı sistemlere de basınçlı sistem deniyor. Biz Türkiye'de biraz önceki termosifon sisteme basınçlı sistem diyorlar, buna da pompalı sistem diyorlar, ama Avrupa standartında, Avrupa literatüründe kavramlar Türkiye'deki kullanılandan çok daha farklı. Dolayısıyla bu sistem aslında gerçekte tanımlı olan basınçlı sistem buna deniyor. Bunda kontrol sistemi, pompa sistemi, boiler sistemi tamamen kontrol ediliyor. Bir sonraki geçelim slayta. Evet, şimdi burada sistemlerin karşılaştırması var. Bu sistemlerin karşılaştırmasını şöyle yapabiliriz. Açık sistem, kapalı sistem, termosifon sistem ve basınçlı sisteme bakıldığında
Ekonomik açıdan, yani fiyat açısından baktığınızda en ekonomik, en fiyata uygun olan sistem açık sistem. Ama sağlık açısından, konfor açısından ve dayanım açısından en kötü olanı açık sistem. Örnek veriyorum, bunlar arasındaki oranlara bakıldığında açık sisteme tamamen rakam afaki, takılmayın lütfen. 2000 lira açık sisteme derseniz kapalı sistemin fiyatı 3000 lira, termosifonun sistemin fiyatı 4000 lira, basınçlı sistemin fiyatı da takribi 10.000 lira gibi bir orana sahip olabilir. Şimdi kapalı sisteme baktığımızda konfor problemini açık sistemde yaşatmasına rağmen sağlık, dayanım ve maliyet açısından daha uygun. Açık sistemden bir tık yukarıda ama daha uygun. Termosifon sistem ise aslında bireysel kullanıcıların evde tercih edecekleri en ekonomik, yani sağlık açısından, dayanım açısından en uygun olan sistem. Şimdi bu sistemle ilgili bir takım ilerleyen slaytlarda çözümleri de göstereceğim. Fakat biraz konu ilerlediğinde, şimdi ısı pompası entegrasyonu gibi, kombi, havuz ısıtması gibi konular devreye girdiğinde, bizim sepevin bahçesinde yaptığımız ısı pompası ile entegre ettiğimiz sistemde basınçlı sistem uygulaması var. Devreye girdiğinde basınçlı sisteme geçmek ve devam etmek gerekiyor. Bir sonraki slide. Engin, bu noktada kapalı sistemdeki ucuz antifrizinden kaynaklanan korozyon ya da zehirlenmelerle ilgili bir bilgi var mı? Kıyaslama vesaire. Burada kapalı sistemde kullanılan iç depo malzemeleri paslanmaz çelik malzemeler kullanılıyor. Dolayısıyla burada korozyon çok düşük bir ihtimal. Dolayısıyla antifriz bu saçla ilgili bir zarar çok az verme ihtimali var ama genelde böyle bir şey çok olmuyor. Genelde delindiğinde zaten sistem delinmiş ve sistem çöp olmuş oluyor. Dolayısıyla iki su birbirine karışmadığı için, kullanım suyuyla antifrizli su birbirine karışmadığı için kullanıcı açısından sağlık problemi yaratan bir durum oluşturmuyor. Şimdi 40 yıllık sektörün gelişebilmesi için aslında ülkede benim çok nacizane bir önerim var. Biz bazı devlet kurumlarında şartnameler, bazı işte satın almalarda şartnameler, bazı yapılarda görüyoruz. Neredeyse şartname bir ürünü tarif ediyor. Dolayısıyla bir firmayı, bir ürünü tarif edince diğer sektörde buna Ar-Ge yatırımı yapan, bununla uğraşan diğer firmalar bir süre sonra bu işten vazgeçme eğilimine giriyor veya bırakma eğilimine giriyor. Sonra dolayısıyla sektörde bir takım negatif olumsuzluklar ortaya çıkmaya başlıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ben özellikle POZ kitapçığındaki çalışmalarında da birçok aşamasında müdahil olduğum için, konuyu anlattığım için bu konuda çok rica ettiğim bir şey var. Lütfen bir güneş enerjisi şartnamesinde bir kolektörün özelliklerini belirlerken bu gördüğünüz 4-5 tane maddenin dışında bir şey yazmak aslında sektörde bu işe kafa yoran diğer firmaları birbirine egal etmesine neden olacak dezavantajlar ortaya çıkartıyor. Bu da ticari kaygısı olunca işin içinde, ticari kaygı olunca başka olumsuzluklara neden oluyor. Aslında güneş kolektörünün şartnamesinin bundan daha öte ben hala bir şey yazamadım. Buna tüm firmaları kapsayacak, tüm firmaların eşit şartlarda yarışabileceği başka standart yazamadım açıkçası. En optimum da bu seviyeye inmişti ki günlerde Kutay Bey'le beraber ve Kutay Bey'den önceki başkanla beraber bununla ilgili çok çalışmalar yürüttük termal tarafta. Dolayısıyla bunun gelişmesi aslında hani PV'yi konuşuyoruz. PV işin biraz popüler tarafı ama bu sektörde o kadar çok çalışan, bu sektörde o kadar çok var olan şey var ki, firma ve insan var ki PV 7-8 yıllık maaşı var. Ama bu sektör 40 yıldır özellikle su tesisatçıları tarafından çok ciddi kullanıcılara hem güneş enerjisinden faydalanmak hem de istihdam açısından önemli bir alan oluşturuyor. Devam edelim. Şimdi bu veriler benim pazarda tek tek dolaşırken elde ettiğim ciddi veriler ve dolayısıyla
çok önemli rakamları oluşturuyor. Şimdi gördüğünüz pazardaki satış eğrilerine baktığınızda aslında termal pazardaki satış grafiğini ciddi anlamda aşağı doğru kaybediyoruz. Aşağı doğru kaybetmemizin nedeni şu. Doğalgazın yaygınlaşmasıyla beraber kullanıcının pazarda açık sistem güneş enerjisinde yaşadığı problemler bir süre sonra doğalgaz tarafını tercih etmesine ve dolayısıyla da güneş enerjisinden uzaklaşmasına ve dolayısıyla güneş enerjisinin özellikle Akdeniz bölgesi işte İzmir'den, Antalya'dan, Antep'e doğru devam ettikçe bireysel anlamda güneş enerjisinden uzaklaşmasına neden oluyor. Bu hem bu sektörde çalışan firmaları aslında tehdit ediyor hem de bu anlamda yani kısa vadede bir çözümü oluşturmak belki zor ama uzun vadede stratejik adımlarla hem Güneş Enerjisi Derneği hem bakanlık tarafında bazı çalışmaların ele alınmasının gerekliliğini ortaya çıkartıyor. Devam edelim. Bakın 2023 ile ilgili pazar öngörüsü rakamları burada var. Bu rakamlar yıllık yılda 1 milyon 200 bin metrekare güneş enerjisi satılırken, ürünü satılırken neredeyse 300-400 bin liraya kadar düşen tabloları ortaya koyuyor. Ve dolayısıyla aslında çok önemli bir güneş enerjisi etkisini yanlış ürün, standartta karşılığı olmayan ve dolayısıyla müşteriye doğru anlatılmayan bir yanlış bilgi dağarcığıyla yavaş yavaş aşağı doğru kaybediyoruz. Ve dolayısıyla buna hızlıca müdahale etmemiz ve özellikle bunu push etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bununla uğraşmamız gerekiyor birazcık. Devam edelim. İşte biraz önceki sorulardan bir tanesi. Şimdi geçen yıl biliyorsunuz enerji verimliliği kısmında özellikle yoğuşmalı kombilerle ilgili bir geçiş süreci yaşadık. Ve dolayısıyla artık konveksiyonel kombi üretilmiyor. Şimdi yoğuşmalı bir kombinin enerji kimlik etiketlenmesi, enerji kimlik kartında güneş enerjisi desteği olmadan A++ etiket alma şansı yok. Yani siz ne kadar güneş enerjisi kombiyi, termosifonu veya şohbeni ne kadar yanma odasını verimli hale getirseniz de kombinin en sonunda A++ enerji etiket belgesi alması için güneş enerjisi desteğine ihtiyacı var. Bunu geçtiğimiz dönemde ben çalıştığım firmada termosifon sistem mantığıyla çalışan bir güneş enerjisiyle kombiyi, şohbeni, termosifonu birleştirebilecek bir uygulamayla Antalya'da bir binada 27 tane daireyi bu şekilde entegre ederek hayata geçirdik. Ama açık sistem bir güneş enerjisiyle bunu yapamazsınız. Kapalı sistem çalışan bir güneş enerjisiyle yapamazsınız. Termosifon çalışan bir güneş enerjisiyle bunu yapabilirsiniz. Çünkü sistem basınçlı çalışır. Bu basit, ekonomik bir çözümdür. Yani siz işte biraz önce Gültekin Bey konuşurken eğer basınçlı sistem dediğimiz o hani 10 birim maliyette olan güneş enerjisini bireysel bir konutta uygulamak istediğinizde size uzun ömür, uzun bir geri dönüş süresi ortaya çıkartıyorsa bunu güneş enerjisinden faydalanabileceğiniz ama termosifon çalışan bir güneş enerjisiyle bunu çok daha kısa süreye çekebileceğiniz hani o vicdanla cüzdan arasında kalmayacağınız bir metot haline dönüştürebilir. O yüzden doğru projenin doğru ürünlerle doğru entegrasyonu çok önemli. Devam edelim. Mesela bu bir çözümdür bu anlamda. İşte ısı pompasıyla güneş enerji sisteminin entegrasyonu. Mesela termal pazarın büyümesine çok ciddi katkı sağlayacak konulardan bir tanesi. Ben bazı firmaların reklamlarında ısı pompası uygulamalarında güneş enerji sistemini vurguladıklarını görüyorum ve çok seviniyorum. Dolayısıyla buna çok ihtiyaç var. Şimdi aslında ısı pompası açısından da var. Şimdi ısı pompası cihazı örnek veriyorum yazın soğutma yapmaya çalışırken sıcak su ısıtamaz. Ama güneş enerjisi desteği varsa sıcak su ısıtmak için çalışmasına gerek kalmaz. O aynı zamanda soğutmaya, verimli çalışmaya devam eder. Onun için şimdi burada sistemlerde hibrit tasarım dediğimiz
Yani biraz önce Birol Hoca'nın hani özellikle vurguladığı akılcılık endeksini entegre edebileceğimiz hibrit çözümleri, hibrit tasarımları mühendis arkadaşların hayata geçirmesi gerekiyor. Ama şunu net söyleyebilirim ki aslında biraz da mimarlar, mimar arkadaşlardan ben bu konuda yardım istiyorum. Şunu istemelerini istiyorum. Lütfen arkadaşlar, ben bir bina tasarlayacağım. Bunu tasarlarken hibrit sistem tasarlamanızı istiyorum. Yani mekanik sisteminin hibrit olmasını istiyorum. Güneşten nasıl faydalanabiliriz? Elektrik tarafında güneşi nasıl kullanabiliriz? İşte ısı pompası mı yoksa kombiyle mi entegre etmeliyiz? Bunu ederken boyları nasıl kullanmalıyız? Deyip mimarların hele bir de bir pasif ev projesi varsa mutlaka mekanik arkadaşlarla evi tasarlarken birlikte çalışması gerektiğini düşünüyorum ve birlikte çalışırlarsa çok daha güzel işler çıkıyor. Devam edelim. Örnek veriyorum, bizim işte Ankara'daki projedeki evimiz böyle bir evdi. Yani bir taraftan ısı pompası evi yerden ısıtmaya çalışırken, diğer taraftan güneş enerjisi sıcak suyunu sağlarken, gerektiğinde havuzun güneş enerjisi tarafından verilen destek ve aynı zamanda PV'den üretilen elektrikle ısı pompasının enerjisini havuzu ısıtmak için kullanabilecekleri hibrit bir model tasarlamıştık. Ve hibrit modeli hayata geçirdik. Dolayısıyla pasif evin de yapısal olarak çalışmasını ve verimliliğini arttıracak, pasif eve olma kriterini sağlayacak bir yapıya dönüşmesine neden oldu. Şimdi genelde piyasada hızlıca ürün satmak isteyen ve hızlıca bu ürünü uygulamak isteyen, daha işin ticari tarafında daha çok olan arkadaşlarımız maalesef bu teklifte bulunmuyorlar. Bu tekliflerin bulunmasını birazcık da belki teklifin mimar tarafından gelmesi gerekiyor. Mimarın bunu istemesi gerekiyor. Mimarlar bunu isterlerse biraz mühendis arkadaşları, elektrik mühendisi, makine mühendisi arkadaşları biraz daha yoğun çalıştırırlarsa illa pasif ev olmasına gerek yok ya da pasif ev kriterinde olmasına gerek yok, ama halihazırdaki binaların bile doğru ürünlerle, doğru çözümlerle daha verimli hale gelmesi sağlayabiliriz ki buna altyapımız uygun. Devam edelim. Evet, bu günlerde çalıştığımız dönemde benim özellikle dile getirdiğim çok önemli bir çalışmadır. Tek sayfalık gibi görünebilir ama burada çok önemli detaylar var. Hani diyoruz ya, işte güneş enerjisini apartmanda nasıl kullanacağız? Apartmanda kullanabilmemiz için merkezi ısıtma ve sıcak su sistemlerinin ısınma ve sıcak su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin yönetmelikte güneşten sıcak su üretme başlığı yok. Bunu koymamız gerekiyor. Maalesef yönetmeliğin içinde yok, kanun içinde yok. Binaların enerji performans yönetmeliğinin madde 13'e hibrit sistem tasarımı lafını eklememiz lazım. Eklememiz lazım ki, yani dolayısıyla bunun kanun ve mevzuat altyapısını güçlendirmemiz lazım ki pazar tarafı da gelişsin. Yeni ürünler, bununla ilgili yeni sistemler. Dolayısıyla mühendis arkadaşlar da biraz bu yönde kafa yorsunlar. Daha da bu konuya eğilsinler. İşte enerji kaynakları, enerji kullanımının verimliliğinin arttırılmasına dair yönetmeliğin madde 10'una enerji verimliliğinde güneş enerjisini eklememiz gerekiyor işin termal tarafı. O yüzden sektörü geliştirmek açısından bu buradaki yönetmelik ve kanunlara yapılacak küçük müdahalelerin, ama aslında sektör açısından büyük müdahalenin özeti bu tek sayfada gizli. Devam edelim. Şimdi size çok ilginç bir projeden, yaşadığımız bir projeden bir örnek anlatmak istiyorum. Burası Kayseri Şehir Hastanesi projesi. Proje ilk bize ulaştığında bir binada 126 tane güneş kolektörü ve şu yukarıda gördüğünüz, üstte gördüğünüz mekanik sistemde çizilmiş bir projesi vardı. Biz projeyi gördüğümüzde hastanenin sıcak su ihtiyacıyla ilgili durumu, aslında bizden direkt teklif istemişlerdi projede. Yani proje çizilmiş, bakanlığa gönderilmiş, onaylanmış ve bizden proje için 126 kolektör, bir bina toplamda
yaklaşık 660 kolektörden oluşan bir projeydi. Bizden teklif istediler. Ve biz her şeyi bırakıp aslında önce projenin doğru hesaplanıp hesaplanmadığına ve diğer taraftan da tasarımın doğru yapılıp yapılmadığına bakarak başladık bu işe. Yani biz aslında kolektör satacak, bu projeyi uygulayacak taraf olmamıza rağmen projenin yanlış çizildiğini, yanlış demeyelim ama yani öyle çizildiğini düşünelim. Ve hesaplamaların aslında güneş enerji sistemi ile ısıtma sisteminin birbirinden çok farklı olduğunu ve dolayısıyla bunu yeni baştan yapmamız gerektiğini düşünerek projeyi komple revize ettik. Yaklaşık 2 ay sürdü ve yeni yapılan projede 126 kolektörün kullanılacağı hastanede 80'e düşürdük. Yani biz aslında kolektörü satacak, işi uygulayacak taraf olmamıza rağmen bunu değiştirdik. Çünkü 126 kolektörle daha az güneşten enerji alıp bunu sisteme daha az verip aslında sisteminde daha kısa zamanda çürümesine ve kolektörlerin bozulmasına neden olacak, bizim kaynama dediğimiz yapısının bozulmasına neden olacak dediğimiz bir yapıda kalmasına engel olarak sistemi komple değiştirip 660 kolektörlü projeyi 360 kolektöre düşürdük. Ve komple revize ederek hayata geçirdik. O arada çatıda duran da benim bu arada. Resimde küçük görünüyor ama devam edelim. Bu konuyu anlatmadan önce bu hastane konusu gündeme gelince bir şeyi vurgulamak istiyorum. Bursa Şehir Hastanesi ve geçen gün hani televizyonda açılışını izlediğiniz İkitelli Şehir Hastanesi'nde de aynı müdahaleyi yaptım. Ve bunu hesaplamalarını yeni baştan yaparak mesela Bursa Şehir Hastanesi'nde 1500 kolektör olarak hesaplanmış hastaneyi 600 kolektöre düşürerek sistemin daha verimli, daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayacak yeni bir tasarıma dönüştürdük. Ki satıcı olmamıza rağmen, yani çalıştığımız dönemde işi satacak kişi olmamıza rağmen sistemi komple revize ettik. Şimdi o yüzden projenin nasıl tasarlandığı çok önemli. Pınar, bu resimlerde gördüğün güneş enerji sistemi şu anda ismini vermeyeceğim. Türkiye'nin çok sayılı üniversitelerinden birisinin çok özel bir binasının çatı katında. Burada yaklaşık 80 tane kolektör var ve sistem en pahalı kolektörlerle, en pahalı malzemelerle yapılmış. Ama işin ilginç tarafı ne biliyor musun? Sistem hiç çalışmamış. Çalışmamış. Şimdi bir gün beni aradılar ve solar sıvı talebinde bulundular. Dedim ki ne kadar istiyorsunuz? 1500 litre dediler. Dedim ki sizin maksimum ihtiyacınız 300 litre. Siz ne istediğinizin farkında değilsiniz. Bir yanlışlık var. Lütfen bu sistemi ben bir gelip göreyim. Ve geldik gördük ki kolektörler yanmış. En kaliteli kolektörler, en kaliteli sistem olmasına rağmen. Gidiş dönüş sıcaklığına baktığınızda hatta kışın kazandan aldığınız sıcakla kolektörleri ısıtıp suyu soğutuyorsunuz. Sistem öyle çalışıyor. Tam tersine. Bu arada Türkiye'de öyle kurumlarda öyle uygulamalar var ki güneş enerji sistemleri hiç çalışmıyor. Tam tersine kazandaki suyu soğutarak kazandaki enerji miktarını arttırıyor. Hep yanlış tasarlamaktan ve yanlış uygulamaktan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu konu bambaşka bir konu. Biraz önce Kutay Bey'in dile getirdiği mesleki yeterlilik kurumu aracılığıyla güneş enerjisi tarafındaki PV ve termal tarafta nitelikli insanların sertifikasyonu projesini ben çok önemsiyorum. Çok önemli bir konu. Çünkü bu konu güneş enerjisi bambaşka bir iştir. Isıtma işine benzemez. Yani petek radyatörle güneş kolektörünün birbirinden hiç alakası yoktur. Ama ikisi aynıymış gibi hesaplarlar genelde. Özde bu başka bir soruna yol açar. Bu arada bu kolektörler hala çalışmıyor ve yanmış maalesef. Ve hepsi hurda olmuş. Çok üzücü. Pahalı olmasına rağmen. Çok boşuna yapılmış üzücü yatırımlar. Engin, birkaç dakika vaktimiz kaldı. Hemen toparlayalım. Evet. Hemen toparlayalım. Bir sonraki slayta geçelim. Evet. Bu da mesela ilginç başka bir proje. Bir gün bir yerden aradılar. Dediler ki biz işçileri şantiyede çalıştırmak istiyoruz. Sıcak suya ihtiyacımız var. Ama ne doğalgaz var, ne kömür var burada, ne fuel oil var, ne elektrik var, ne yapacağız? Tamamen özel bir tasarımla 30 tane kolektörle 10 ton sıcak suyun üretildiği böyle bir tesise güneş enerji sistemini yapıp
buranın tüm sıcak su ihtiyacını işçilerin, burada yaklaşık 200 kişi kalıyor. 200 kişinin tüm sıcak su ihtiyacını sağlayacak bir güneş enerji sistemi. Şimdi bunu neden söylüyorum? Bunu neden anlatıyorum? Bu reklam olsun diye değil. Bunu anlatmamın nedeni şu. Güneş enerji sistemini doğru projelendirip doğru kullanırsanız Türkiye'de sıcak su ihtiyacınızın %90'ına yakınını güneşten sağlayabilirsiniz. Hangi evde, hangi binada oturuyorsanız olun. Yani hamam ısıtmaktan havuz ısıtmaya kadar, bina ısıtmaktan merkezi sıcak su ihtiyacınızı karşılamaya kadar. Eğer doğru projeyi doğru şekilde uygularsanız, doğru ürünle ve doğru sistemle uygularsanız sıcak su ihtiyacınızın %90'ını güneşten sağlayabilirsiniz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla doğru hibrit projeyle de enerjinizi en verimli şekilde kullanabilirsiniz. Pasif ev yapıyorsanız da müthiş çözümler ortaya çıkartabilirsiniz. Devam edelim. Biraz önceki söylediğim kısmın son özeti de buydu. Yani biz güneşi her ne kadar son yıllarda pazar aşağı doğru gidiyor olsa da güneş enerjisi ve hidrojen enerjisi, özellikle hidrojen ve güneş, benim de stratejik olarak üzerinde çalıştığım özel konulardan birisi. Halihazırda bu sektörle ilgili yeni ve gelişmeye müsait çok özel projelerin, Ar-Ge'lerinin yapıldığını biliyorum ve bununla ilgili de bir takım destekleri veriyorum. Dolayısıyla bir pasif evde, pasif şehirlerde ve geleceğin enerji verimli şehirlerinde, dün ve evvelsi gün konuşmalarda bizzat dinlediğim 5. enerji kaynağı enerji verimliliği dedikleri işte bu konuda güneş enerjisini ön yargıları ortadan kaldırıp hayata geçirebilirsek ve doğru projelerle uygulayabilirsek biz sıcak suyumuzun %90'ını güneşten karşılayabiliriz. Bu yanlış uygulamaların şimdi şeyi saydın, evet, şimdi doğru çözüm güneşten maksimumda faydalanmak için, ama yanlış uygulamalar var. Bu çalışmayan sistemler, yanlış, eksik, fazla ekipman seçimi vesaire vesaire. Bunları denetleyen bir mekanizma ya da işte belediyelerin proje onaylaması gibi bir onayı yok mudur diye sorar takipçilerimiz. Maalesef işte biraz önceki Kutay Bey'in söylediği, Günder'in de içinde olduğu, Enerji Bakanlığı'nın içinde olduğu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun Gazmer'le ortak yürüttükleri yeni mesleki sertifikasyonu gerektirecek kurumda bunları yapmak üzere adım attılar ve bu çok önemli gelişmeleri arkasından sürükleyecek. Bugüne kadar yoktu ama bundan sonra ben projeyi biliyorum ve detaylarını biliyorum. Dolayısıyla çok önemli gelişmeleri en azından kat edeceğimizi düşünüyorum. Başka bir soru var mı? Evet, şöyle bir yorum geldi. Şimdi biz biliyoruz ki enerji verimliliği için sıfır bina şart. Yenilenebilir ve pasif binalar bir arada, pasif standartları bir arada uygulanmalı ama bir soru var. Mimarlar neden pasif evlerle ilgilenmiyorlar? Maliyetler çok mu yüksek diye sorulmuş. Başkanımız Seda Hanım da yanıt vermiş. Evet, bu konuyla ilgilenen mimar çok. Bizim derneğimizde de üye olan, network'ümüzde pasif evlerle ilgilenen mimarlarımız çok. Sabahki sunumlarda da bahsi geçti. Normal bir bina yatırımındaki maliyetlerle pasif evler arasında %20-%40 oranında Türkiye'de bir fark var. Daha yüksek olması sebebiyle belki bu noktada biraz daha ağır ilerliyor olabilir pasif evlerin enerji entegrasyonu. Tabii. Şimdi mimar arkadaşlar konuyla ilgileniyorlar. Hani bize gelen talepleri ve SEPEV'den biliyoruz. Hani evet, öğrenmek istiyorlar bu konuyla ilgili, tez yazanlar, üniversitede çalışanlar var. Ama işin diğer tarafına baktığımızda evin sahibi olacak ev sahibinin bunu talep etmesiyle başlıyor her şey. Diyor ki ben bir pasif evi yaptırmak istiyorum derse, mimar dolayısıyla konuyu bilse de, yani bilmese de öğreniyor, bilse de uygulamaya çalışıyor. Bizde evin finansal yapısı bankadan krediyle genelde apartmandan bir daire almak üzerine gerçekleştiği için biz belki şunu konuşmamız lazım. Bir bankaya bir
ev yapmak ya da ev sahibi olmak isteyen kişinin ev almak için krediye gittiğinde bankadan istediği projeyi, istediği arsa üzerine yaptırabileceği bir finansal modeli belki hayata geçirmek pasif evlerin önündeki en büyük engeli ortadan kaldıracak. Ama siz bir apartmandan ev almak için kredi çektiğinizde onun zaten pasif ev olmasını ne siz istiyorsunuz ne de mimar zaten onu müteahhitle yapmaya çalışırken en ekonomik şekilde yapmaya çalıştığı için öyle bir çabası oluyor. Bizim biraz bankacılık ve kredi sistemini orada devlet nezdinde müdahale etmemiz ve değiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Mekanik sistemlerin pasif evlere uygulanması ya da enerji verimli binalara uygulanması konusunda işte evet Gündar bir mesleki yeterlilik merkezi açık bu konuda belgelendirecek ve sektöre aslında nitelikli insan kaynağı sağlıyor olacak. Bir taraftan Makine Mühendisleri Odası'nın herhangi bir belgelendirme veya benzer bir şey var mıdır diye bir soru var. Dönem içerisinde Makine Mühendisleri Odası'nda eğitimler açılıyor bildiğim kadarıyla. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nde bazı eğitimler açılıyor. Ama bunların hepsi arz talep yani talep edenlerle ilgilenenler üzerinden oluyor. Dolayısıyla biz üniversitelerden davet geldiğinde üniversitelere seve seve gidip ben zaman içerisinde enerji stratejisi, ülkenin gelecek enerji stratejisiyle ilgili sunumlara gidiyorum. Davet geldiğinde onlara gidip anlatıyorum ya da özellikle öğrenci tarafından olduğuna hiç çekinmeden seve seve gidip onlarla paylaşıyoruz. Bu iş biraz üniversitede belki öğrencilerin talebiyle bu konuda kafa patlatan arkadaşların ilgisiyle biraz daha iyi noktalara gidecek diye düşünüyorum. Evet, umuyoruz ki o şekilde olacak. Evet, soluksuz 1,5 saati geçirdik. Vay. Harika geçti. Çok teşekkür ederiz katkıların için. Kutay Bey'e de katkısı için çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ederiz. Bu arada senin aklına takılan bir soru var mı? Sen Güneş Enerjisi şu artık İzmir'den Iğdır'a demezsin çizgi işini. Ay yok canım yani şimdi. Mühendis değilim o yüzden sorun yok diyor. Mühendislikle alakası yok yani oranın mavi olması. Evet, yok. Algıları değiştirmemiz gerekiyor. Yaygınlaştığımız için ülkemizin her yerinde güneş enerjisinden maksimumda faydalanabilecek mekanik sistemlerin gelişmesi gerekiyor. Biz inanıyoruz ki sıfır enerjiye ulaşmak için pasif ev olmazsa olmaz. Ve bunun yaygınlaştırılması için derneğimiz adına da çalışmaları sürdürüyor olacağız. Bugün takip etmelerini, SEPEV'in web sayfasını mutlaka izleyenlerin ziyaret etmesini, bu konuyla ilgili talepleri olduğunda SEPEV'e mutlaka başvurmaları gerektiğini, dolayısıyla SEPEV'de gelecek talepler doğrultusunda doğru insanları yönlendirmek açısından biz SEPEV olarak bir sivil toplum kuruluşu ve gönüllü olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Evet, mimarlar, mühendisler bu konuda kafa yoran herkes SEPEV çatısının altında dilediğiniz sorularınıza yanıt verebilecek durumdayız. Çok teşekkür ediyoruz. Engin sana teşekkür ederim. Teşekkürler Pınar. Ben de ekibe, bizi bu yayını ve herkese ulaştıran hem teknik ekibe, arkadaki tüm arkadaşlara, Zero Build ekibine ben çok teşekkür ediyorum. Umarım bu forum bir başka çığırı, bir başka çağı açmış olacak ve arkasından da başka güzel gelişmeler olacak. Evet, emeği geçen herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar, görüşmek üzere. Görüşürüz.